ve bu yolda da böyle ödüllendirilmek benim için çok kıymetli. Ama çalışmaya devam, daha iyisini yapmaya devam her zaman. Genel olarak baktığımız zaman magazine bakış açınız nedir şimdi? Magazin Gazeteciler Derneği'nin ödül gezisinde böyle bir soru sorayım size. Yani evet, enteresan bir soru oldu ama benden beklenmeyen bir cevap alacaksın şu anda. Çünkü açıkçası yani 90'lar magazin içerisinden gelen birisi olarak bugün geldiğimiz noktada mesela bazı arkadaşlarım şey demiş ya, Çağla bana merhaba derdi, işte ben onunla ilgili şöyle bir haber yapmıştım. İşte şöyle bir şey olmuştu, ben onunla ilgili bunu yapmıştım ayrıca. Benim gerçekten hiç kimseye çok incitilmediğim sürece bir kırgınlığım, kızgınlığım söz konusu olamaz. Sonuçta herkes istediği haberi yapmakta da özgür. Onların inisiyatifinde, onların senaryosunda birçok şekle girebiliyoruz. Birçok yaşamadığımız şeyle ilgili de magazinde malzeme olabiliyoruz. Saygıyı kaybetmediğimiz sürece, çok incitici şeyler olmadığı sürece adı üstünde magazin. Ve biz de bu işin tam göbeğinde insanlarız. Ben yıllardır göbeğindeyim. O yüzden de magazin olmuyor biliyorsunuz. Kıyafetten bahsedelim mi biraz? Böyle nar kırmızısı mı diyoruz buna yoksa? Ya ben aslında açıkçası şu an çok konuşmak istemiyorum. Çünkü şey, ağzımda bir yara var. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Biraz size bağışık olmuş bu ara yorgunlukta. Serum aldım. Aslında evde yatıyordum. Ve sonradan gelmem gerektiğini hissettim. Yani burada olmak istedim. Ve son styling Derya var. O dedi ne olur bana bir kıyafet bulur musun hemen acil. Sevgili Zeynep Tosun'dan bir kıyafet buldu, getirdi. Çok şık. Saçımı kendim yaptım. Makyajımı kendim yaptım. Evde hazırlandım. Serumu aldım. Çıktığıma geldim. Şimdi her şey... biraz ter basıyor. Hazırlanırken en son her şey, aa dur kuzeyin kolyesini unuttum deyip kolyeyi takıp öyle mi çıktınız? Yok, kolye hiçbir zaman çıkmıyor hep orada olduğu için. Sadece bugün evde enteresan şeyler yaşadık. Kuzey beni gördü. Sürekli bir saç makyaj hazır gördükleri için onlar çok ilgilerini çekmiyor yani benim nasıl oldu. Ama bugün kırmızı giyince bir hoşlarına gitti falan böyle. Aman çok soğumuşum falan dedi. O zaman biraz böyle bir enerji doldum. Sonra Uzer böyle bir yer oynuyordu. Gözünde gözlük vardı. Bunu çıkardı. O anne falan yaptı böyle. Çok güzel kokuyorsun. Çok güzel olmuşsun. Ayakkabıları çok güzel açınca bir anda böyle enerji geldi. Gerçekten onun gazıyla geldi. Daha evin içinde başlamış beğeniler. Ama yani tabii ki herkesinki kıymetli ama benim oğullarımın yani beni beğenmesi çok güzel. Biz de sizi çok beğeniyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok ağzına sağlık. Tebrik ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Hangi soru? Burada soramam. Evet, ödülümüz elinizde çok heyecanlı. Sizimiz çok ağır. Sayın Doğan Şentürk'ün yerinden aldığım için ayrıca bir heyecan aldı. Aynı kanalda, aynı çatı altında çalışmak çok büyük bir mutluluk duydum insanların ödül almak. Hem bu program vesilesiyle yapımcımız, prodüksiyon medya kurucusuna, tüm ekibim adına aslında sonumuzun adımıza aldım. Çünkü tabii ki program sunuculuğum çok uzun yıllara dayansa da aslında kariyerimin en iyi noktalarından birisine çıkmama sebep olan programım. Hala hazırda devam ettiriyorum çok büyük bir mutlulukla. Daha nice ekibimle birlikte ödüller ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Mersin. Görüşürüz. O zaman şey, Cengo, buradasınız. Harikayız. Bir tane alalım. Harikayız efendim. Teşekkür ediyorum. İşe varalım. Bir detay alalım ilk önce. Bravo Cenk. Çok güzel. Evet, buradayız. Bir zamandır duymuyordum bu kimi. Buradayız. İşe varalım. Evet, evet. Girebiliriz. Tamam. Hemen. Kısa kısa medya ödül gecesi. Öncelikle neler söyleyeceksiniz geceyle ilgili? Karadeniz 2 projesiyle bize layık gördüler. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum magazin gazetecilerine. Çok da güzel, keyifli bir akşam oldu. Ödül aldıktan sonra böyle bir mini konser vermiş olduk. O projeye dair ve benim hayatımdaki Karadeniz'e dair şarkıları paylaşmak istedim ben de açıkçası. Böyle geceye bir lezzet olsun istedim. Tam anlamıyla, tam anlamıyla gecenin en tatlısı, en lezzetlisi siz oldunuz galiba. Çünkü birbirinden ardı böyle eğlendiren, oynatan şarkılarla sahnedeydiniz. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Biraz projeden biraz daha bahsedebilir miyiz? Karadeniz tabii. Projesinden. Çok etnik bir proje gibi durmakla birlikte aslında çok çağdaş ve farklı bakış açılarının da yer aldığı, düzenlemelerin olduğu genç bir albüm oldu. Zamansız bir albüm oldu. Biraz yerel ama biraz da şehirli bir albüm. Yani nerelere dikkat ediyoruz mesela albümde? Biz bir Karadeniz'deyiz galiba. Evet, nerelisin bakayım? Trabzon Sürmene. Trabzonspor şarkısını duymuşsunuz o zaman. Trabzonsporlu olmamama rağmen Trabzonspor'a bir marş yazdık biliyorsunuz. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. O kalbimden hakikaten gelen bir şeydi. Ben bir gün Kazım Koyuncu'nun Trabzonspor formalı bir resmini görünce dedim ki o yaşasaydı mutlaka bir Trabzonspor yazardı dedim. Sanki o yazıyormuş gibi kendi içimden Karadeniz'de. Onun da bir sözü vardı. Biz hep söyleriz. Hani bir takım değildir, yaşam tarzıdır diye. Yine bütün cümleleri bize yadigar bırakmıştık Kazım. Ben de biraz Kazım'dan yadigar kalmış gibi oldum. Aslında Karadeniz'de olmamama rağmen bütün kalbimle kendimi Karadenizli gibi hissediyorum. Karadeniz beni bağrına bastı. Albümde bir tane de şarkım var, bestem var. Kokusun bir fırtına diye. O da benim bir vefa borcum gibi bir şey aslında. Çok güzel müzisyenler var. Her yaşa ve her belki de yani sadece Karadenizlere hitap eden değil yani Türkiye'nin her yerinde Karadeniz türkülerini çok seviyor artık insanlar. Özellikle hani Kazım'dan sonra daha farklı bir bakış açısı gelişti. Bütün hepsini içeren, hepsini barındıran bir albüm olduğunu düşünüyorum. Tabii geçen sene çıkacaktı aslında albüm ama insan sağlığını kaybedince durdurmak zorunda kaldık. Sonra Nilüfer Saltıkan'ın eşi projeyi tamamladı ve paylaştık. Paylaşılması gereken bir süreçti. Bu sene denk geldi. Bu ödülü de ben aslında Hasan Saltıkan'a hitap etmek istedim. Peki. Başka bir söz yok artık söylenecek çünkü ama ne yaptınız? Çok teşekkür ediyoruz. Barış Bey. Karadeniz için destekleriniz için de ayrıca tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Beni bağrınıza bastınız. Yatsın yıldırız. Tamam mıyız Cengo Bey? Son abi. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Siz çok kibarsınız. Erkan Bey teşekkür ederim. Hadi. Tamam mıyız? Bir dakika. Bir de şey alacağız. Hadi evet buyurun. Başlıyor muyuz? Evet. Evet. Adam, hoş geldiniz. MGD ödül gecesine. Nasılsınız? Siz de gecede ödül alacaksınız. Evet, çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. MGD'den bu ödülü ilk defa alıyorum. Aynı zamanda hani magazin gazetecileri bizim için gerçekten çok değerli. Hepiniz öylesiniz. Çünkü bizim işimizin çok büyük bir parçasını aslında sizler oluşturuyorsunuz. O yüzden sizlerden bu ödülü almak benim için ayrı anlamlı. Bize ne kadar önem verdiğinizi, değer verdiğinizi kıyafetinizden anlıyoruz. Evet. O kadar şık, o kadar güzel olmuşsunuz ki. Çok teşekkürler ve gerçekten bu geceye ayrı özendim. Yaz sezonu bol bol konserlerle geçti, yoğun tempoyla geçti. Evet. Geçtiğimiz günlerde de Ampute bir takımının bir... Evet. Organizasyonu Şükrü Saraçoğlu'ndaydınız. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Benim için manevi bir işti o. Aynı zamanda prestiji olan bir işti. Çünkü öylesine orada hem çıkıp şarkı söylemek istemedim hem de onların bugüne kadarki Ampute Milli Takımı'nın başarılarını ben takip eden biriyim. O yüzden onların Dünya Kupası'nda da başarılı olacağına gönülden inanıyorum ki şu anki grafik onu gösteriyor. O yüzden oraya gerçekten onlara yakışır bir şov hazırladık. Bayağı çalıştık kısa sürede. Çok güzel bir şov ortaya çıktı. Yakın zamanda da zaten onların videolarını bol bol paylaşacağız. Çok yoğun da konserleriniz vardı. Açık hava konserleri olsun, normal evet. Konserler olsun. Nasıl geçti yaz sizin için? Yaz benim için yollarda geçti. Gerçekten nerede uyandığımızı bilmeden çok gün geçirdik. Ama pandemiden sonra bu sürece şikayet etmek biraz bence şımarıklık olur. Çünkü 2 yıl boyunca hiç çalışmadan evde oturduk. O yüzden bu yıl bu yorgunluğu hak ettik. Peki kış sezonu var mıdır yeni projeler? Stüdyoya girecek misiniz? Var.
var. Zaten Sarışınlar Çat çıkacak klibi çok yakın bir zamanda. Bu süreçte de biraz konserleri ben sevgili menajerimden daha az tutmasını istedim ki stüdyoda albüm çalışmalarını tamamlamış olalım. O yüzden teşekkür. Şarkı değil, bol bol şarkı gelecek aynen. İnşallah yakın zamanda. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür kolay ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Tabii. Tarkan abi. Burada güzel, burada yapalım. Merhaba, nasılsınız? İyi, teşekkürler. Biz en son yine bu otelde mi röportaj yapmıştık? Böyle hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum. Devrim, böyle olabiliriz. Tamam. Pardon. İşin önünde de geçmezsek röportajda seviniriz. Adem abi, solda kal. Solda kal. Burada kal. Ne yapın abi? Burada kal. Neyim sen? Buyurun. Hazır mıyız? Kameralar doğru, evet. Kameralar doğru. Kaydakıyor, buyurun. Tamam. Buyurun. Evet, hoş geldiniz. Çok şık gördüm sizi. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Koştur koştur geldim biraz ama. MGD ödül gecesi. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi heyecanlıyız, mutluyuz tabii. Çalışmalarımızın bir ödülle taşlandırılması hepimizi mutlu etti. Heyecanla bekliyoruz şu an geceyi. Belirtelim, gelsin hayat bildiği gibi. Tabii ki. Gelsin hayat bildiği gibi ekibi adına da buradayım aynı zamanda. Hepsinin selamını, sevgisini ilettim. Teşekkürlerini getirdim. Bakalım. Yoğun tempo çalışmalar başladı. Nasıl geçiyor? Set ortamları nasıl? Nasıl? O kadar yoğunuz ki şu anda az önce aksiyon sahnesi çekiyordum. Hemen üstümü değiştirip koşup geldim buraya. Çok yoğun çalışıyoruz. Yüksek bir tempoyla çalışıyoruz. Ama ekibimiz inanılmaz çalışkan olduğu için her şeyi yetiştirebiliyoruz şükür ki. Bizim için çok keyifli geçiyor set. Sizin için de aynı şekilde yoğun çalışıyorum diyorsunuz ama projeden projeye devam ediyor. Başarılı işler çıkartıyorsunuz. Teşekkür kendinizle ederim. İlgili neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Evet, arka arkaya çalıştık bu sene. Mevlana bittiği gibi, gelsin hayat bildiği gibiye başladık. Çünkü tutamadık kendimizi senaryoyu okuyunca. Gerçekten hepimizi heyecanlandıran bir iş oldu. Dedik ki olmalıyız içinde, evet. Bu yüzden bazen dinlenmekten feragat edebiliyoruz. İşte bu tempo içerisinde kendinize zaman, vakit ayırabiliyor musunuz? Ayırmaya çalıştığım kadar ayırabiliyorum. Eve gittiğimde kedimle, köpeğimle vakit geçirince kendime vakit ayırmış oluyorum biraz. Ne yapıyorsunuz sorusunun da cevabı oldu bu. Evet, şimdi ben hepsini hazırlayayım sanki cevaplarını. Öyle oldu biraz ama bu şekilde geçiyor hayatım. Tatil yapamadınız. Tatil işte bir hafta kadar yapabildim ama gerçekten içinde olmak istediğin bir işin işle karşılaşınca tatili de umursamıyorsun, dinlenmeyi de umursamıyorsun. Çalışmak bizi dinç tutuyor. Yani şunu mu anlıyoruz? İş her şeyden önce mi gelir? Tabii ki, tabii ki. Şu an öyle hayatımda. Peki, o zaman başka bir şey sormuyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim, ayağınıza sağ olun. Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Gel gel abi. Teşekkür ederiz. Adem Bey. Aldo. Evet evet, şu an hatırladım. Evet doğru. Adem Bey. Adem Bey. Adem. Adem abi arayacak herhalde. Adem. Sen arayacak mısın? Kimi ya? İzleyiciler seni de tanısın biraz oğlum. Ya yok, ben Comic. Kaç kilo taşıyorsun oğlum? Comic ben. Comic. Abi burada şu mikrofonlara bak. Kaç kilo var? Olmazsam bile 3-5 röportaj daha yaparsam kol kaslarım olacak abi. MG'de gecesine böyle subvansiye ediyorsun yani. Bunlar bizim çiçeklerimiz abi, güllerimiz. Evet. Biz sanatçılara bunları uzatırken çiçek gül diye uzatıyoruz. Seni tebrik ederim. Görünce tebrik ederim. Konuşmak istiyorlar. Seni de merak ediyorlardır diye izleyiciler, onun için koydum. O bana. Zaman bütün izleyicilere buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ben Adem Demir, Kanal D Magazin muhabiri. Bravo. 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 5 dakika kimse gelmesin. Gel. Ödül almış mı ki? Zor işte. Olarak evet. Hemen. Hadi. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. İyiyim. Çok tatlı olmuşsunuz. Çok öncelikle demeden ederim. Geçemeyeceğiz. Çok sağ olun. 26.sı düzenlenen MGD ödül törenindeyiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz?
Yani tabii ben ilk defa katılıyorum. Çok güzel bir organizasyonmuş. Öncelikle onu söylemek isterim. Çok güzel bir gece. Heyecanlıyız. Ödül alan tarafsınız sanırım. Evet, hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler, sağ olun. Onun... MGD'nin açılımını biliyor musunuz? Magazinciler peki, gecesi. Öyle mi? Öyle. Ha, doğru mu? Tamam. Doğru. Magazin sizin için hani ne de hani ne hissettiriyor ya da bizi görüyor. Ne ifade ediyor? Korkuyorum. Yok yani şey, hakikaten benim bir uzun süre yani bu mesleğe başladığımda bir fobim gibi bir şeydi başta. Sonra ama yani sizleri tanıdıkça alışmaya başladım. Şimdi de bayağı alışmış durumdayım ki burada hiç korkmadan bu konuşmayı yapabiliyorum. Onun dışında yaz nasıl geçti sizin için, yaz sezonu? Yine yakalandım. Evet. Kim yine yakalandı? Çok, çok yakın. Yakalandım gerçekten. Hatta öyle bir şey oldu ki hissettim, artık hissedebiliyorum. Birine gidip yabancı birine şey diye sordum. Siz magazinci misiniz? O benim kameramanım mı? Gerçekten. Burada, burada arkadaş. Gerçekten mi? Ya sana inanamıyorum. Sana sordum değil mi ya? İnanılmazdı. İşte bu magazincilerde ne kadar. Sen bence oyuncusun, magazinci değilsin. Öyle yani. İşte güzel geçti yaz. Biraz dinlendik. Sonra tekrar sete geri döndük. Mahkumdayız şimdi. Bakalım. Nasıl geçiyor mahkum sezonu, yeni sezon sizin her için? Her zamanki gibi çok hareketli. Senaryomuz sürekli farklı mekanlarda geçtiği için yani evet, çok çalışıyoruz ama keyifli çalışıyoruz neyse ki. Öyle. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Seni bulacağım. Bay bay. Fotoğraf alın. Ama inanamıyorum. Sen oyuncusun. Çok iyi. Evet. Evet. Çok bir dakika Cengiz, bir durum bir fotoğraf. Tabii. Cengiz Bey, siz ne dediniz? Ben ne yapıyorum? Teşekkürler, sağ olun. Nasıl hissettim? Ya, bu arada ben nasıl hissettim onu da bilmiyorum. Çok garip bir an değil mi? Abi çok hızlı hareket ediyoruz. Abi bunlar bana atıyorlar. Volkan! Volkan! Abi önünde fotoğraflar alın. Alın şey. Sen orada yakalanma niyetine verdin ben. Senin olduğu tarafa alır mısın? Tamam mıyız? Bir dakika. Cenk'in abi o tamam, şeyde tamam, durmayalım. Tamam, tamam. Bu tarafa geçin abi. Yan yan. Mustafa abi, buraya geç. Abi gözünü seveyim. Evet. Gel. Bir detay alayım. Evet, buradayız. Ben abi. Evet, harika. Evet, akıyor. Evet, hoş geldiniz efendim. Hoş, İyi akşamlar diliyoruz öncelikle. MGD ödül gecesi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Düşüncelerinizi alalım. Güzel. Heyecanlı bir gece. Buradayız. Ne diyebilirim ki? Efendim, kulüp ödül alacaksınız. Evet. Başarı. Teşekkür ederim. Bununla ilgili evet, heyecanınız. Zaten kulüp söz konusu olunca benim galiba biraz söyleyeceğim sözlerde zorlanıyorum. Çünkü benim için çok özel bir iş olduğundan ve bu gece kulüple burada olduğum için açıkçası hem heyecanlıyım. Benim için çok özel bir yeri var çünkü kulübün hayatımda. O yüzden de kelimeler yetersiz geliyor bazen. Mutluyum ben kulüp gibi özel bir işte burada olduğum için. Çok mutluyum aslında, öyle diyebilirim. Peki başarıyı neye bağlıyorsunuz? Kulüpteki kulübün bu başarısını. Çok çalışmaya. Doğru çalışmaya, doğru verilen emeğe, doğru insanlarla birlikte çalışmaya. Hepimizin çok özverili ve herkesin yani yapım şirketinden sette çalışan herkese kadar herkesin çok büyük bir özveriyle çalışmasına. Güzel hikaye, iyi yönetmen, iyi yapım şirketi, iyi oyuncular, iyi bir ekip. Aslında hepsi bir arada olduğunda galiba bence başarı kaçınılmaz oluyor. Peki. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Sizin de düşüncelerinizi alalım. Evlilik nasıl gidiyor? Oradan oraya geçti. Çok çalışmaktan bahsetti. Siz çok çalışmasından şikayetçi misiniz? Hayır, olur mu? Şey, her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Zaten Türkiye tarihine de bence iz bırakacak bir iş yaptılar. Bence bu ödüllerin kat 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 daha fazlasını hak ediyorlar hepsi. Hepsini ayrıca başta Gökçe'yi, geri kalan bütün ekibi de ben kutluyorum. Şimdi ödül alınıyor, projeler başarılı elde ediyor. Biz Gökçe Hanım'ı çok iyi biliyoruz, çok tanıyoruz ama dışarıdan tanıyoruz. Siz evden Gökçe Hanım'ı nasıl bize değerlendirirsiniz? Yani Gökçe zaten gördüğünüz gibi, gördüğünüz doğallığıyla. Yeterince size vakit ayırabiliyor mu? Her fırsat. Biz her fırsat.
Tabii yani iş, hepimizin işlerin, iş yoğunluğumuzun olduğu dönemler oluyor ama kalan vakitlerimizi zaten olabildiğince birbirimize ayırıyoruz. Tatil yapabildiniz mi? Evet, evet, yaptık. Venedik falan. Evet. Nasıl geçti? Güzel geçti. Niye o kadar güldün? Venedik diyeceğiz ama. Bir şey oldu zannettim ben de. Çok güzel geçti. Güzeldi yani. Hem tatil hem iş gibi oldu aslında. Karışık. Güzeldi ya. Ara ara kaçamaklar daha keyifli oluyor. Yapmak gerekiyor. Yoğunlukların arasında evet, kesinlikle yapmak gerekiyor. Kaçamaksız ne anlam var? Tatilsiz çalışmanın da bir anlamı yok. O yüzden gerekiyor bence. Peki. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hemen sizi içeriye doğru alıyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Eğlenceli. Ay. Fotoğraf alalım. Volkan, Tolga. Tabii fotoğraf alalım. Kim? Ne oldu? Alem Bey. Evet. Fazla ne oldu? Burayı alıyoruz şimdi. Ben çekmiyorum. Şimdi iyi. Şahla. Bendesiniz. Şahla Hanım. Alalım hemen onları. Alalım. Oyuncularımızı bu tarafa doğru alalım. Abi izin verin. Evet.